Arkadaşlar ilk çağ uygarlıkları konusunda en çok dikkat etmemiz gereken bölgelerden birisi Anadolu'dur. Yani Anadolu uygarlıklarına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Anadolu topraklarına bakıldığında aslında ilk çağlardan da önce tarihin en eski dönemlerinden itibaren Anadolu'da yerleşim olduğunu biliyoruz. Yani Anadolu tarihi bir anlamda yontma taşçağına kadar gitmekte. Dolayısıyla yontma taşçağı, cilalı taşçağı, maden devrine ait Anadolu'da çok eski yerleşim yerleri zaten bulunmakta. Yani kültürel ve tarihi açıdan bu anlamda Anadolu toprakları çok zengin. Ve Anadolu uygarlıklarına ilk çağlarda bakıldığında biz öncelikle Hititlerden bahsedeceğiz. Genel anlamda Anadolu uygarlıklarına bakıldığında burada Hititlerin, Firiklerin, Lidyalıların, İyonların ve Urartuların olduğunu görüyoruz. Öncelikle e, M.Ö. milattan önce 1700 ile milattan önce 700 yılları arasında Hititleri inceleyeceğiz. Hititlerin arkadaşlar başkenti Hatuşaş'tır. Yani bugünkü Kızılırmak Kıvrımı içerisinde kurulan bir uygarlıktır. Bugünkü Çorum'un ilçesi Boğazköy mevkiinde kurulan bir uygarlıktır. Hititler başlangıçta feodal beyliklerden oluş, oluşmuşlar ama daha sonra merkezi bir devlet halini almışlardır. Ülkeyi eyaletlere ayırarak merkezden valiler atamışlardır ki burada amaç merkezi otoriteyi koruyabilmektir. Hitit yönetiminde arkadaşlar ülkeyi yöneten bir kral vardır. Ancak kralın yanında kraliçe ki Hititlerde kraliçeye Tavananla adı verilmektedir. Tavananla kral olmadığında ülkeyi yöneten kişidir. Ve aynı zamanda anlaşma metinlerine kendi mührünü de vuran kişidir tavalanla Ve bunun yanında da Pankuş adı verilen tarihte bilinen ilk meclis bulunmakta ki Pankuş meclisi de zaten soylulardan oluşan bir meclistir. Hitit yönetimine bakıldığında kral aynı zamanda baş yargıç, aynı zamanda baş rahip ve baş komutandır. Bu özelliklerinden dolayı da arkadaşlar güçler birliği anlayışıyla yönetilmiştir. Kral bütün güçleri kendi üzerinde toplamıştır. Hititlerde sosyal sınıflaşma vardır. Ee, az önce de bahsetmiştik ee, Pankuş Meclisi'ni soylular oluşturuyordu ki zaten soylular varsa diğer sınıflarda var demektir. Ee, Hititlerde sosyal sınıflaşma var. Dolayısıyla toplumun en tepesindeki kesim soylulardır. Hemen beraberinde rahipler, sanatçılar, askerler, memurlar ve köleler gelmektedir. Ancak Hititler'deki sosyal sınıflaşma çok katı bir sınıflaşma sistemi değil arkadaşlar. Özellikle kölelerin belli bir mülkiyet edinmesi koşuluyla ve borçların ödemesi koşuluyla soylular sınıfına geçtiğini görüyoruz. Yani toplum içerisinde kölelerin mülkiyet edinilmesine de izin verilmiş Hititlerde. Bu anlamda katı bir sosyal sınıflaşma değildir. Hititlerin dini inancına baktığımızda çok tanrılı yani politeist bir dini inançları vardır ve ahiret inancı da güçlüdür. Hititler gerçekten çok tanrılı inanca sahip. Hatta ele geçirdikleri bölgelerin tanrılarına bile inanmışlar. Dini anlamda hoşgörülüler. Farklılıkları açık bir toplum. Ki bunun kanıtı da zaten arkadaşlar Hititler döneminde Anadolu'ya bin tanrı ili adı verilmiştir. Hititlerde ahiret inancının güçlü olduğunu söylemiştik. Hitit kralları öldükten sonra tanrılarına hesap vermek amacıyla yıl boyunca olan olayları kaydettirmiştir arkadaşlar. Burada dini inançlar önemli. Yani Hititler ahiret inancına yoğun olarak inandıkları için Öldükten sonra krallar tanrılarına hesap verebilmek amacıyla bütün bir yıl boyunca olan olayları kaydetmişler. Bu kayıtlara, bu belgeleri arkadaşlar anallar ya da yıllıklar adı verilmektedir. Ancak burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Krallar tanrılarına hesap vermek için bunu yazmalarından dolayı başarıları kadar başarısızlıklarını da yazdırmışlardır. Yani bir anlamda zaferleri kadar yenilgilerini de yazdırmışlardır. E, bu durumda da arkadaşlar objektif tarih yazıcılığı, tarafsız tarih yazıcılığı, ilk kez böylece ön plana çıkmıştır. Yani Hititlerde dini inançlar bilimin gelişmesine de katkı sağlamıştır. Hititler arkadaşlar aynı zamanda medeni kanun çalışmalarıyla de ön plana çıkan bir uygarlık. Bunun dışında Hititler Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği çivi yazısını ve kendi hieroglif yazılarını kullanmışlardır. Ve yazılı kaya ve ivris kabartmaları Hititlerin en önemli sanat eserleri arasındadır. Arkadaşlar Hititlerin dışında Anadolu'da kurulan bir başka uygarlık Friglerdir. Milattan önce 800 ve milattan önce 676 yılları arasında Anadolu'da kurulmuştur Frigler. Başkentleri Gordion'dur. Yani bugünkü Ankara Polatlı mevkiinde kurulan bir uygarlıktır. Ekonomileri ise tarım ve hayvancılığa dayanmakta. Ki tarımsal faaliyetler Frigya ülkesi için çok önemli. Frigler tarıma çok önem vermişler. Özellikle yaşam tarzlarını tarımsal faaliyetleri yani ekonomik yapıları çok fazla etkilemiş. Tarımsal faaliyetleri özellikle iki unsur üzerinde çok etkilidir arkadaşlar. Bunlardan birisi yasalarıdır. Yani hukuk çalışmalarını tarıma göre yönlendirmişler. Tarımı kollayıcı ve koruyucu yasalar yapmışlardır. Ve bir diğeri de dini inanışlarıdır. Örnek olarak baktığımızda tarımı koruyucu ve kollayıcı yasalar yaptığını söylemiştik. Yani doğaya karşı işlenen suçun cezası ölümdür denilmiş. Hatta daha çok tabir edilen cümlesiyle öküz öldürenin, saban kıranın cezası ölüm olarak nitelendirilmiş. Yani buradan da anlaşılacağı üzere Hititlerde ekonomik faaliyetler, hukuk çalışmalarını etkilemiş. Dini inançlarını nasıl etkiliyor peki? En büyük tanrıçaları toprak ve bereket tanrıçası Kibele'dir arkadaşlar. Burada dikkat etmek gerekiyor. Kibele toprak ve bereket tanrıçası yani tarımla alakalıdır. Bu da dini etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda en büyük tanrıçaları dediğine göre başka tanrıları da vardır. Bu da Firiklerin çok tanrılı olduklarının göstergesidir. Burada karşımıza çıkan bir önemli kavram tapatestir. Tapates arkadaşlar Firik halılarına verilen isimdir. Bunlar kıl keçisinin yününden yapıldığı için e, tapa testlerin yani Firik halılarının varlığı Hititlerde aynı zamanda hayvancılığın var olduğunun da göstergesidir. Ve e, Kimerler adı verilen bir eski çağ toplumu tarafından Firikler ortadan kaldırılmışlardır. Müzik